Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Age of History 2 Avar Kanlığı serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet, önceki bölümümüzde artık Afrika ve Osmanlı'yı komple yemiştik ve topraklarımızı tek bir çatı haline birleştirmiştik. Şöyle gördüğünüz gibi. Tam böyle Osmanlı toprakları oldu bu arada. Şimdiki hedefimiz şu. Timur İmparatorluğunu yemek. Direkt hedefimiz bu. Neden Timur İmparatorluğunu yemek? Çünkü şöyle bir kanaate vardım. Artık vasallarla, müttefiklerle yemek değil, artık bizzat kendim savaşmak istiyorum. Böyle daha eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Ne yapmıştık? İtalya'ya, Afrika'ya artı Anadolu'yu, yani doğuya diyelim. Doğuya bir karargah ordular yerleştirmiştik. Çok da büyük ordular olmasa da elimizden geldiği kadar elimizdeki ordularla bir şeyler yapmaya çalışmıştık. Şimdiki hedefimiz şu. Şunu hemen 365'i silerim. Tam bir sayı ordumuz kalsın. Aynen öyle. Şimdiki hedefimiz şu. Elimizden geldiği kadar savaş yapacağız ve Avusturya Arşidüklüğü'ne karşı bir, gördüğünüz gibi zaten. Bunların çoğu biziz. Yani bunların çoğu biziz. Çoğu biziz demeyelim de en fazla olanı bizdik diyelim. Şimdi ordularımızı bir birleştirelim. Ne oldu lan? Ha. Gerek yoktu bu savaşa ama madem kendin istedin yapalım bari. Hemen direkt şöyle yiyelim uğraştırmadan. Artı bir de nüfus yatırımına devam edelim artık. Bu arada teknolojide hala çok kötüyüz ve artmıyoruz gittikçe. Neden acaba, altyapı yatırımımız mı bilmiyorum. Hani teknolojide çok kötüyüz. Bunu çok demiş olabilirim ama artmıyor bir türlü. Yani ne kadar arttırmaya çabalasak da artmıyor. Fazlaca bir para gitmeye başlıyor artık. Hani tamam, teknolojide büyümemiz lazım da hani ne kadara kadar büyüyebiliriz? Hani artık bu Timur'a falan fark atmamız lazım. %87 falan diyor yani. 0,87 falan. Lan daha fazlasını hak ediyoruz biz. Koskoca bir kağanlığız yani. Hatta imparatorluktan da bir öteyiz. Bayağı toprağımız var. Hemen şöyle şu teknoloji puanlarımızı bir nüfusta mı kullansın? Nüfusa bir iki tık arttıralım. Ekonomiye verelim. Bir de bir kere daha nüfusa verelim. Ve artık nüfusu da arttırmamız lazım. Ordu basamıyoruz çünkü. Andan dolayı ne kadar oran da art, ne kadar oran bizim için o kadar iyi. Şu an zaten yavaş yavaş arttırıyoruz ki Timur devletine, Timur İmparatorluğuna savaş açacağız. Nüfusumuz şu an kaç? Hastalık olduğundan dolayı dengeliyor şu an. Hani bir artıyor bir azalıyor, bir artıyor bir azalıyor. Biz şu an onu dengeliyoruz. Gördüğünüz gibi çok artmıyor. Sürekli bir hastalık, sürekli bir hastalık geliyor. Ne yapacağız? Zaten vergi almıyoruz. İstikrarımız bir tık sıkıntıda. O da nedeni sürekli hastalık çıkması ve Macaristan toprağını almamız. Macaristan ne alaka ya? Neyse, şimdi ordu basacağız ki ordumuz var ama bu ordu yetmeyecektir bize. Şu an Timur İmparatorluğuna karşı savaş açacağız. Normalde savaş açmak istemiyordum ama dedim bir anda kararla. Dedim neden kendim almayayım? Neden kendim bir ordu basmayayım? Artık dedim tefiye bağlamaktan, işte vasaldır falan, bunları düşünmekten birazcık sıkıldım. Artık dedim kendim bir ordu basayım. Şimdi bizim en büyük ordumuz yok ya. Ha, burada. Şimdi bu orduların hepsini birleştirelim. Sonra Timur topraklarına dağıtalım. Timur sınırlarına dağıttıktan sonra gerisi kolay zaten. Tam ekonomisi kadar ordu bastık galiba. Bakalım. Aynen öyle. Belki ekonomisinden daha fazla ordu basmışızdır. Gelsin bakalım ordularımız. Bir birleşsin hemen bir yere. Ki 39 bin, 200 binden fazla ordu bastık. Hatta 300 bin ordu basacakmışız son anda. Hemen şöyle 300 bin orduyu da basalım. Daha fazla ordu oldu. 18 diyelim. Şimdi hemen şöyle ordu dağıtımı diyelim. Tek tek şöyle. Buraya değil ya. Buraya gerek yok. Şurayı bir bırakalım. Aynen. Tamam. Hatta şurayı da seçelim. Biz kendimiz dağıtırız. Zaten ne oldu lan? Vassal için biz kendimiz bir şeyler düşünürüz açıkçası. Tamam. Örneğin mesela. Zaten şuradan keseriz. Şuradan direkt saldırırız. Tamam. Dediğim gibi vassalı bizim çok da umurumuzda değil. Zaten bizim de vassalımız var. Şimdi direkt, hatta biz kendi ittifaktan mı çıkalım? İttifaktan çıkalım. Direkt. Oo, senin niye bu kadar şeyin var lan? Gerçi hepsi düşük düşük ama olsun. Ne yapacağız? Biz Macaristan'a da savaş açacağız bu arada. O benim şimdi aklıma geldi. Birazcık ordumuz biriksin. Ne yapacağız biliyor musunuz? Tam da Avusturya Arşidüklüğünü müttefik alacağız. Avusturya Arşidüklüğünü de yıkacağız ama şu anlık bize güçlü bir müttefik lazım. Çünkü küçük devletler de savaş açabiliyor. Şimdi ne yapacağız? Hem Macaristan'a hem Anazdağ'a bir anda savaş açacağız. Şimdi ilk başta şu küçük küçük topraklar bir gitsin. Artı şu Timur İmparatorluğunu bir yıkalım artık. Bizi bir zorlamasın. Tek bir çatı altına birleştirelim. Güzel, Anazah gitti. Aslında hareket puanımız yeterse şöyle şeyi de yıkabiliriz. Ne onun adı? Macaristan'ı da yıkabiliriz. Zaten hepsi güvenirse çoğunluğuyla hep böyle vassalına, müttefiğine güvenecek. Tabii biz o güveni yıkacağız şimdi. Zaten Anazak gitti. Birazdan Macaristan da yıkılacak. Şu da müttefiğin, ha aynen, tam da vassalın toprağı var diyecektim. Sıkıntı yok. Zaten Macaristan çöktüğü zaman onun bir önemi kalmayacak. Aramız ikisi daha mı olsun? Şimdi bir devlet gitti. Anazak gitti. Ordumuzu burada tutalım. Çünkü herhangi bir isyan çıkmasın. Baya baya devletlerle savaş yaşayacağız şu an.
Zaten birazdan. Oo, 9000 ile 12000 niye yendim şu an? Yedim. Ben yanlış görmedim değil mi? Oha, o nasıl oldu? Ve kayıp bile vermedim. Çok garip. Gayet iyi, gayet iyi. Nasıl bir saldırı yaptıysak artık hepsini şaşırttık. Şimdi sıra geldi artık yavaş yavaş Timur İmparatorluğuna. Tamam. Timur da çöktü, aynı şeyi yaptı. Bir şey değil mi? Acayip hızlı saldırıyoruz ha. Yani. Bu arada bir şey diyeyim mi? Ordumuz yok oldu ha. Valla. Ordumuz bildiğin yok oldu şu an. Yani Bahmani falan bize herkes savaş açıyor şu an. Hem de herkes. Hatta dur, şöyle bir yarısını bölelim. Aynen. Böyle bizim için daha iyi olacaktır. Daha savaşan devletler var. Güzel. Vas şeyi gitti. Macaristan'ın vassalı gitti. Hırvatistan. Hırvatistan'mış. Allah, ne yaptık? Şimdi yavaş yavaş saldıracağız. Daha arkada bekleyen 50 bin ordumuz varmış bizim ya. Yani biz bu orduyu ne yapacaksak şöyle bir biriktirelim. Hırvatistan gitti. Artık şimdi Macaristan'ın gitme zamanı. Yavaş yavaş düşmanlarımız azalıyor. Ve rahat bir şekilde almaya başlıyoruz. Yani çok savaşacağımız için, çok devletlerle savaşacağımız için en azından vasallar bile kabul etmeyebilir, yani bizi güçsüz zannedebilir. Ama biz halbuki onlardan çok çok daha kat güçlüyüz. Hem de bayağı güçlüyüz. Zaten Timur bizden böyle bir savaşı beklemediği için şu an ordusu yok farkındaysanız sınırlarda. Bizimki hedefimiz şu anlık bir Macaristan'ı yemek. Bu Macaristan'ı bir aradan çıkartalım. Gerisi kolay. Zaten Avusturya ile sınırız. Aynen öyle. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman Avusturya ile hallederiz. Şimdi kim bu? Şey de gitsin artık. Horasan da gitsin. Onu da bir kendimize yapalım. Tutalım. Aynen. Horasan da gitti. Artık yapacak bir şey yok. Biz yine sınırlarımızı, orduyu tutalım. Bu arada gördüm onu. Ha, tamam, şöyle bir şey yapalım. Böyle daha iyi olacaktır bizim için. Artık Macaristan'da gitti diye düşünüyorum artık. Bakalım. Son toprağı mı Macaristan'ın? Bakalım. Aynen öyle, son toprağı. Şimdi gerisi kolay. Gerisi harbiden kolay. Şu an Macaristan gitti. Tamam. Buhara'yı, şuradaki toprağını alıp Buhara ile barış yapabiliriz. Şu an bir anda göreceksiniz Timur'un yüzdesi kaç olacak. Şu an mesela kaç? %40. Şöyle hemen Macaristan'la barışımızı bir yapalım. Bütün toprağını kendimize katalım. Aynı şekilde Hırvatistan'ın da öyle. Bu da gitti. Başka? Şimdi bu tarz vasallarıyla Horasan'ı kendimize katalım. Horasan zaten gitti. Başka? Buhara ile barış yapalım. Buhara'nın da bu toprağını aldık. Başka? Bunlarla bir barış yapalım. Tamam. Şu an %26. Bu ve Bengal'le de barış yapalım. Böylelikle şey oranı düşecek. Hani teslim olma oranı yükselecek. Çünkü sadece bir iki devletle falan savaşmış olacağız. Hatta bir devletle savaşmış olacağız. Çünkü hepsi bağımsızlıklarını istediği için. Timur'da vassal kalmak istemezler. Yalnız orada iyi orduyla geldi ha. Onu gördüm bu arada. Burada bayağı 40 bin orduyla falan geldi. Çünkü benim 40 binlik ordum bitti. Bayağı bitti yani. Hemen şöyle hızlı bir şekilde ordumuzu bir çökertelim. Çökertelim ne ya? Ordumuzu savaştıralım. Hızlı bir şekilde alalım. Timur Devleti'ni çökertelim. Şimdi oldu. Hızlı bir şekilde hem de. Evet, bir yerde kaybettik galiba. Ha yok, kazanmışız. Tamam. Yalnız bu kadar fazla yere bir anda saldırdık ki. Ben bile bu kadar fazla yere saldıracağımızı düşünmedim açıkçası. Şimdi ordularımızı birleştirelim. Birleştir birleştir. Hiç şey yapma. Ayırma. Aynen öyle. Şöyle hemen bir ayır bakayım. Tamam, bu da buraya gelsin. Bölünsün. Tamam, sınırlara bak. Bir anda ordu doldu. Tamam, şu an yıkamazlar. İmkansız yıkmaları. Tamam, rahat rahat ilerleyebiliriz. Sınırları doldurduk ordumuzu. Kaç toprağı kaldı zaten? 40 toprağı falan, 50 toprağı kalmış. Çok rahat bir şekilde gidecektir. Yıkılacaktır. Artık bir tura da ordusunu da alacağımız için belki çökebilir şu an. Bakalım. Tabi müttefiklerin ordusu olduğu için bizim için çok da umurumda değil, ama tabi de savaşırlarsa biz de katılacağız. Yani Delhi'de mi vassal diyecektim de Delhi vassal değilmiş. Güzel. Bir onu vassal almadı zaten. Yalnız çökerse bizim için kat kat iyi olabilir şu an ya. Hani hem bizi zorlamaz, hem rahat bir şekilde alırız. Yani zorladıkça zorluyor da, gerçi daha burada ordusu varmış. Aynen. Tamam. Onun zaten hareket emrini verdik. O kendi kendine hareket etsin. Biz de şöyle arkasını kapatalım. Aynen öyle. Tamam. Hiçbir şey yapamayacak şimdi. Buradan da ilerlesin. Tamam, rahatız. Rahatız, rahatız. Bir an çöktü zannettim var ya. Öyle bir hareket oldu ki. Bir anda hepsi gidince çöktü zannettim. Çökmüyor. Bu arada Jainpur'la hala savaşta galiba. Yok, Jainpur'la Gujarat savaştaymış. Evet, 3700 orduyla alabilirim diye düşünüyorum. Çünkü ordusu kalmadı. Bütün ordusunu yedik. Aynen öyle. Timur'u çökerttik. Artık Timur'un toprakları da bizim oldu. 554, 554. Tamam.
Bütün orduyu eyalet, hiçbirisini seçme, şuraya getir. Getirebildiğin kadar orduyu getir. Buradaki top, bu ne? Sadece burada iki tane mi var? Bunu Bengal'e verelim ya. Hiç uğraştırmasın bizi. Lan şey gitti. Dur. Gerçi ekonomisi falan nasıl? Nüfusu var da biz onu hızlıca toparlarız ya. Tamam. Biz bunu sana verelim. Bizim daha fazla bu kuytu köşelerde ordumuz, toprağımız olmasın. Şimdi bayağı asimilasyon uzun sürecek. Ben bu şey asimilasyonu hemen tamamlayayım. Evet arkadaşlar, bütün orduyu topladık. Toplamda 280.101'i saymayalım. Hatta burada dursun. 101. Tamam. 280 bin ordumuz var. Bu kadar savaşmamıza rağmen. Hemen şöyle vergileri kısalım. Videodan hani durdurmuşken dedim, hızlı bir şekilde asimilasyonu yapmak için vergiyi falan arttırdım. Şu an ama iyiyiz. Sıkıntımız yok. Bütün asimilasyonları başlat. Olmayan bir yer varsa kendimiz halledeceğiz. Ama bir yer yok bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. Mutluluk da zaten sıkıntı değil. Direkt ta baştan vergi almadığımız için bizim için daha kolaylık olacaktır. Bayağı büyüdük. Hani normalde hep böyle Avrupa'dan falan gidiyordu. Baktım Timur var. Dedim biraz da Asya'ya doğru gidelim. Biraz da Asya'ya doğru gittik. Yani daha Nogay var, daha Moskova var. Zaten daha 5. bölüm oldu. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş hepsini toparlayacağız. Ola ola bunların mı şey oldun yani? Neyse, neyse önemli değil, önemli değil. Şimdi ne yapacağız? Breton falan var. Bu Breton'u falan asla Avrupa'yı değil de biz birazcık Asya'ya yönelelim ya. Şu Hindistan'ı alalım. Ondan sonra Oyrat'ıdır, Buhara'dır, Moskova'dır. Sonra Moskova'dan Litvanya'dır. Ekonomi olarak bize bayağı yaklaşmış ki ilişkimiz %100. Yani dünyanın bir kere birinci devletiyle kendisi şu an müttefik. Şu an zaten birazcık ordu basacağız. Ne yapabiliriz? Şöyle bütün hepsini Vijayanagar'dan başlayıp işte zaten hep böyle büyük büyük devletler farkındayız. Küçük küçük yok. Sadece bir iki tane var. İşte Gujarat, Malwa, Jaipur, Delhi, işte Vijayanagar. Bunları bu zaten dördünü aldığımız zaman diğerlerine mesela şunları falan savaşmadan direkt ultimatum da alırız. Çünkü savaşma gerek yok yani. Hadi Bengal için vardır da şu an bunlar için gerek yok. Yani bayağı bir Cihan İmparatorluğu olma yolunda, Cihan Kağanlığı olma yolunda adım adım giriyoruz. Şimdi birazcık adam basacağız. Bu kadar yatırımın adında Anadolu'da niye bu kadar az var? Biz şu an mesela kaç basıyoruz? İyi iyi iyi. Bu yerlerde iyi basıyoruz. Ankara ve Aksaray'da orada basmayacağız ki biriksin. Şimdi galiba bu görüş alanındaki hepsine bitiriyor. Aynen öyle. Oğlum Ankara dedim lan. Lan ora değil, ora değil. Hiçbiri hiçbiri. Aynen öyle. Lan oğlum onayla onayla. Oho, onlar oraya gitti bir kere, yapacak bir şey. Onlar oraya, aynen öyle. 350 bin adam basmışız da bir şey olmaz ya. Tabi bir yandan da nüfus basmaya çalışıyor. Normalde burada Çerkesi olsaydı Çerkesi'ye girecektim ama. Lan niyetim şu an ne? Hindistan. Hindistan'dan sonra biraz daha böyle kuzeylere doğru ve Skandinav topraklarına doğru açılacağım. Skandinavya'dan sonrası kolay zaten. Şimdi hemen şöyle orduları da basalım. 350 bin ordu Hindistan'ı almak için gayet yeterli. Ama biz neden daha fazla ordu basmayalım? Zaten Hindistan alacağımız zaman nüfusal olarak bayağı genişleyeceğiz. Hemen şöyle gelsin bunlar da Ankara'ya. Şu an kaç bin ordu basmışız? 444 bin. Gayet iyi bu arada. Ankara'dan iyi ki de adam basmayacağız dedik ha. İyi ki de adam basmayacağız dedik. Şimdi hemen şöyle bir, madem Ankara'dan adam basmayacağız dedik, şöyle bir yatırımımızı arttıralım ya. Oran bir yükselsin bakalım. Tamam. Oranı yükselttik de yavaş 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 yavaş. Bütün asimilasyonları yaptığımız için bütün topraklar bizim yeri görüyor. Şimdi ilk başta Delhi Sultanlığı değil, o Türk devletini bir bırakacağım. Yavaşça aşağı doğru gideceğim. Jaipur mesela ne olmuş? Herkes birbirine savaş açmış ya. Mesela ne yapacağız biliyor musunuz? Dur bir dakika. Şöyle ordu dağıtımı diyeceğiz. Eyalet diyeceğiz. Hiçbirisini seçme diye. Dur. Hiçbirini seç. Şöylemesine bir yayacağız. Hatta şuraya da seçilsin. Evet. Oyun dondu çünkü bütün, aynen öyle, gelecekler şimdi. Dağıttığı için otomatikman. Bakalım durum bize ne gösterecek Hindistan'da. Bakalım kaç bin kaç bin. 25 bin 25 bin. Gayet iyi ordu basmışız o zaman. Şimdi Malwa. Malwa'dan sonra Jaipur, hatta Gujarat, Malwa, Vijayanagar. Bunlar şu an var. En son ilk başta bir Gujarat'a savaş açalım. Neden Gujarat'a savaş açtık? Çünkü bunun ordular olduğu için. Ve üstelik Malwa'dır, Vijayanagar'dır. Bunlara sınırımız açılacak. Bundan dolayı önemli. Direkt çök ya hani. Uğraştırma bizi bence. Direkt sen hatta şu kıyı kenarlarını bir şeyini bir alalım. Limanlarını bir alalım. Çıkarma atama sen de bir. Daha rahat şekilde bir çökersin. Karşı gelemeyeceğin için. Mesela her şeyde kıyı kenarında açılacağı zaman bizim işimizi daha çok zorlayacaktır. Ama hep ordumun olduğu yere açıldığı için sıkıntı değil şu anlık. Aynen öyle. Evet, Gücerat çöktü. Son kez şuradan Malva'ya da savaş açtıktan sonra işimizi bitireceğiz. Dur. Ordu dağıtımı. Şöyle ordu dağıtımı. Şöyle fırçayla seçi. Şöyle çıkart. Tekrar seç deyip şöyle seçeceğiz. Böylelikle daha iyi şekilde dağılacaktır. Hemen şöyle arada bir donabilir çünkü bütün orduyu otomatikmen dağıttığı için. Toplam kaç bin? Tam da tahmin ettiğim gibi 20 bin. Zaten kendisi de barış yapmış. Hemen şöyle Malva'ya da savaş ilan edelim. Zaten toprak bütünlüğü açısından da kötü görünüyor.
bizim şu an o Malva'yı almamamız. O yüzden alırsak bizim için daha olacak. Zaten kendisi daha yeni savaştan çıktı. Hızlıca çökecektir. Aslında bu aynı şey Jainpur için de geçerli ama zaten Jainpur'da da ordumuzu tutmuşuz ya. Jainpur'a da gir. O asilerle uğraşsın. Kendimiz topraklarını alırız. Zaten çok güçlüyüz. Hem de bayağı güçlüyüz. Madem dağılıyorsak böyle yerlere de dağılacağız. Tamam. Kim Malva gitti. Sıra geldi Jainpur'a. Jainpur'dan da sonra gidecek. Hemen şöyle ordumuzu basalım da. Gerisi kolay zaten. Gücerat Malva gitti. Bir iki toprağı kaldı zaten Malva'nın. Arkada da çok güzel şey basmışız. Tutmuşuz. Ne onun adı? Ekonomimizi. Direkt toprak aldığımız zaman ekol şeyi başlatırız. Hatta direkt başlatalım. Asimilasyonu başlatırız. Zaten diplomasi falan sıkıntısı çekmiyoruz. Malva çöktü galiba. Yo, çökmemiş. Nerede var? Ha, daha burada toprağı var. Daha iyi, daha iyi, daha iyi. Ama bir anda şimdi Jainpur çökerse. Oo, iyi geldi ha. Vallahi iyi geldi. Aslında ellemeyebiliriz ya şeye, Malva'ya. Zaten yeterince şey var. Ne onun adı? Toprağımızı aldık. Hemen hemen Hindistan'daki bütün toprakları aldık. Biz Malva ile bir barış yapalım da. Aynen öyle. Malva ile barış yaptıktan sonra gerisi kolay. Evet. 25 bin mi? 25 bin. Sen o zaman bayağı bir ilerleyeceksin. Ben seni tutmak zorundayım ama. Güzel. Güzel. Bölsün bölsün. Daha iyi. Aslında direkt şu şey olmadan bitirebilseydik iyiydi ya. Yok hiç hiç. 22 adamını bile harcamana gerek yok. Dur hiç gitme. Hiç gitme. 5200 adam. Var ya. Minimalize orduyla almaya çalışıyoruz. Bu hiç iyi bir şey değil ya. Api çökse işimiz daha da çok kolaylaşacak da çökmüyor. Verebildiği kadar kayıp verdirtiyor bize ya. Aynen öyle. Dediğim anda çöktü mü çökmesi peki? E ne kaldı? Tamam Jainpur çöktü dedin ya. Neyse istediğimiz topraklar da çöktü en azından. İyi anlam bakalım. Aynen öyle. Burada da topraklarımızı 5'e 6'ya falan katladık yani. Çarkant'a falan topraklarımız gitti. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle ordu dağıtım edeceğiz. Hiçbirisini seçme diyeceğiz. Şurayı seçip bütün ordularımızı oraya yollayacağız. Hemen şu asimilasyonu ben bir yapayım. Evet arkadaşlar asimilasyonu bitirdim. Ya tabii başlattım yani de. Daha bitmedi. Daha iki toprağı da yeni başlattım. 89 bin adam kaybetmişiz. Ki 89 bin adam kaybettik. Gücerat'ı, Malva'yı, Jainpur'u aldık. Daha Vijayanagar var. Bunu da sonraki bölümde alacağız. Sonraki zaten Delhi'dir. Delhi'de yine alırız da. İşte bu Pasay'dır, Çarkant'tır, işte Keşmir'dir. Bunları ultimatumla alacağız. Şimdi tutup da ordumuzu kaybetmemizin manası yok. Zaten topraklar 450 toprakta eyalette 560'a kadar çıkardık. Daha Vijayanagar'ın 48 ordusu var. Daha işte Pasi'nin kaç tane? 22, daha Delhi'nin 24, daha Keşmir'in 3, işte Bundelkhand'ın, Charkant'ın, işte Tirhut'un bunlar 4-5, 4-5 diye bir 100'e ya da 70-80'e kadar tamamlarız. Bu videoyu burada bitirelim. Bu arada arkadaşlar videoların 15-16 dakika olmasının sebebi tamamıyla videoların gereksiz yerlerini kesmemden dolayı. Yani bu video bile 25 dakika da olsa, 23 dakika da olsa 17-18 dakikaya düşebilir. Dediğim gibi 30 dakika olacağına ya da 25 dakika olacağına dolu dolu bir 17 dakika, 16 dakika olması benim için daha iyi. Videoları beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.